Hepinize merhaba sevgili retro evrenin sakinleri. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu bölümde unutulmaz Nintendo 64 oyunları oynayacağız. Nintendo 64 ile ilgili benim anılarım şöyle, biliyorsunuz. Nintendo'nun Türkiye'yi pek iplemediği yıllarda, o yıllar. Gerçi şimdi de pek iplemiyor. Yani bizi bir piyasa olarak görmüyordu ve yasal olarak gelmedi tabii ki Nintendo 64. Benim Ankara'da konsol aldığım bir dükkanda deneme şansım olmuştu Mario'yu. En azından bu yanaklarını, burnunu, şapkasını falan çekmiştim. Bu halinde, gördüğünüz bu halinde. Dur, şimdi yapalım bakalım, yapabiliyor muyuz? Evet. Böyle şapkasını çekebiliyorduk. Kulaklarını çekebiliyorduk. Abi müthiş bir oyundu Mario. Bende o zamanlar Sega Mega Drive vardı. Çok az oyunu vardı. Onun için almadım herhalde. Nintendo 64'ü ve gayet pahalı bir cihazdı. Killer Instinct 2 vardı, dövüş oyunu. Yani ama o da arcade gibi değildi. Hatta Killer Instinct oyunuyla, Rayman'ın oyunlarıyla tanıtıldı. Mesela Atari sonunda Killer Instinct 1'de Nintendo 64 64 bit gücün tanıtımını yapıyorlardı. Fakat arcade kalitesindeki Killer Instinct hiçbir zaman Nintendo 64'e uğramadı. Bunun da nedeni 32 MB'lık medyası. Yani Sony'de CD'ye geçmişti, 650 MB'tı. Düşünün, Nintendo'nun en iyi oyunu Zelda 32 MB'lık bir kartuşta. 32 MB nere? 650 MB nere? 20 katı. Başka diyebileceğim, medyasından kaybetti. Fakat dönemin en güçlü konsolu olduğunu değiştirmez bu. Gerçekten grafikleri şahane oyunlar yaptı. Özellikle Mario, işte Zelda, Nintendo'nun kendi oyunları. Daha oynayacağımız oyunlar arasında GTA'ya ilham veren bir oyun var. Bende o zamanlar Sega Mega Drive vardı ve Saturn'la Sony de yeni yeni piyasaya böyle giriyordu ama Nintendo 64 çoktan girmişti. Aslında fena bir satış rakamı yakalamamış. 34 milyon satmış dünya çapında ama yani Nintendo'nun kaybolup giden konsollar arasında da Nintendo 64. Tabii kontrolcüsü de biraz tuhaf mesela. Dövüş oyunları o zaman çok popülerdi. Bence dövüş oyunları için pek de uygun bir kontroller değil. Gelelim oyunlara. Haydi Mario ile başlayalım. Sağını solunu kulağını çekiyorduk böyle. Hop şapkasını. Bu Mario tabi şahane bir oyundu. Bakalım. Harika basalım. Platform oyunları seviyorsanız. Sevgili Mario. Gel hadi. Sana diyor. Şey, kek pişirdim diye. Ne kadar saf şeyler. Şatoya gel, sana kek pişirdim diyor. Bura, şatoda bura. Yani bu oyun Tomb Raider'la birlikte çıktı. Ve bence Tomb Raider'dan çok daha iyi grafikleri vardı. 32 MB kartuşuna rağmen. Evet. Mario'yu ilk defa 3D görüyorduk bu arada. Bundan önce hiç yoktu. Böyle ağaçlara tırmanıyordu. Böyle amuda kalkıyordu. Zıp zıp zıp. Tam zamanında yaparsanız şu hareketi çekiyor. Müthişti ya oğlum bunlar. Denize bir atlayalım bakalım. Ben de epey oynadım bunu sonradan, emülatörden. Bitirmedim ama. Biz karaya çıkalım en iyisi. Şahane bir oyun ya. Yanlış hatırlamıyorsam Mario 4 MB'lık kartuştaydı. 16 da olabilir. Yani 4 MB'a göre şu oyun acayip bir oyun yani. Gidelim prensesin
Pekinden yiyelim dedik. Kapılar kapılar. Oyunların tek 64 bit konsolu Nintendo 64 değildi tabii. Atari de facia bir konsol çıkarmıştı. Hele o kontrolleri unutamıyorum ya. Böyle bir şey olamaz ya. Acaba kim tasarladı onu? Bu kadar büyük firmaların böyle hatalar yapması. Şaşırırsınız kontrolleri bir görseniz. Telefon desen telefon değil. Nintendo 64'ten sonra bilmiyorum, belki donanım yüzünden zarar etmiş olabilir Nintendo. Hem 32 bit hem 64 bit destekleyen grafik işlemcisi var. Pek donanıma yüklenmediler. Yani hep geride kaldılar. Microsoft'un, Xbox'ının veya Sony'nin konsollarının hep gerisinde kaldılar. Özellikle Wii çıktığında bayağı eleştiri konusu olmuştu. Yani Wii'nin grafikleri GameCube'den ileri değildi. Switch'i görüyorsunuz yani. PlayStation 5. Hani böyle hakiki bir oyuncu pek öyle grafik aramaz ama casual dedikleri grup daha aksiyon oyunları arayan, onlar daha çok iyi grafikli oyunlar görmek istiyor. Bence Nintendo'nun Wii'nin de DS'in de grafikleri gayet yeterliydi ve oynanış olarak müthiş oyunlardı. Yani ben mesela PlayStation 3 oyunlarından sıkılmıştım. Xbox oyunlarından sıkılmıştım. Ama Nintendo DS ile geçirdiğim vakit, GameCube ile geçirdiğim vakit, Wii ile geçirdiğim vakit inanılmaz keyifliydi. Sadece first person shooter veya futbol oyunu oynayanlar için Nintendo konsolları pek tercih edilecek konsollar değil. Bunun aradıkları şeyler başka yani. Hani Nintendo 64'te mesela PlayStation'ın varken beni tek çekmeyen şey ne olabilir? Yani Nintendo elindeki bütün JRPG yapan o firmaları kaçırdı. Square'ı kaçırdı mesela. Final Fantasy 7 mesela Nintendo 64'e çıkacakken Sony'ye geçti medya yüzünde. Rare'ı kaybetti. Rare'de Microsoft'a kaptırdı ama Rare'da Nintendo ile olduğu gibi bir daha hiçbir zaman iyi oyun yapamadı. İyi bir orijinal bir projesini hatırlamıyorum ben Rare'ın. Yani Sea of Thieves bile pek sevilmedi galiba. Ben oynamadım. Biliyorsunuz şöyle minik minik şeyler oynanışı ne kadar arttırıyor. Uzun süre sizi oyunda tutuyor. Gizemli şeyler, gizli jetonlar falan. Yeni özellikler. O da çok kolay bir oyun değil ama ya. Onu söyleyeyim. Güzel oyun ya.
Yapma. Bunları alıp atabiliyor muyduk acaba? Burada saklanabiliyoruz. Ve ekran çevirme kısıtlı. O yine de iyi. Bunu mu kullanıyorduk acaba? Dedim ama olmadı. Sana da daha oralarda neler var neler. Hayda. Bunu tutup atıyorduk galiba ama hangi tuşla? Bu bizi attı. Hayır. Yine attı bizi. Ah. Çok kötü. Geçelim başka bir oyuna. Evet. Sıradaki oyunumuz yine Nintendo 64'ün dikkat çeken oyunlarından biri. Özellikle ben dergilerde gördükçe keşke oynayabilsem derdim. O zamanlar emülatörler de pek iyi çalışmıyordu. Ben tabii 20-25 sene öncesinden bahsediyorum. Banjo-Kazooie. Ne kadar neşeli. Rare'ın iyi oyunlarından biri. Son 8. Vay be. Kötü karanlıklar lordu mu var yine? İlginç tasarımlar. Cadının ağzı. Burnunu mu karıştırıyor ya? Çok ayıp. Nintendo 64'ün emüle edilmesi bu arada bayağı sürdü. İyi şekilde hem işlemciler geliştirdi, emüle edilmesi zor cihazlardan biri, en zor cihazlardan biri olduğu hala söylenir. Şimdi bile mükemmel değil herhalde. Aha. Köstebek ailesi. Müzik
Nintendo 64'ün platform oyunlarının hala fanları var. Steam'de benzer oyunlar yapıyorlar. Bu tarzdan. Yani Nintendo 64 3D oyunların gelişmesinde büyük katkısı olduğunu da söylememiz gerekiyor. Hayda. Görünüşünü çalacakmış onun. Korkmaya başladı. Aha. Neler oluyor? İkinci oyunu da çıktı bunun. Banjo Tooie o da ismi. Aha. Bir bak ya. Müzikler de harika. Köstebek adam burada da var. Gruntilde kaçırmış kardeşini. Buraya uçmuşlar dağdaki kalesine. Başka bir tane. Oyunu öğretiyor bize. Kamerayı öğret şimdi. Bunlar ne böyle ya? Bu.
Elden 6 tane topla falan diyor. Bakalım bunu öğretecek. Ağaçlara tırmanmaya. Bir sürü şey bulabilirsin diyor, daha tırmanacak. Nefis bir oyun yine. Niye alamıyoruz? Bize double jump verecek herhalde. Suyun içinde yüzme. Tabii o zamanlar böyle burada yüzmek falan çok yeni şeyler, ağaca tırmanmak. Oyunlarda yapılan yeni şeyler. Kuşun kanatlarıyla. Burada bir şey var galiba. Bunu da öğrendik. Zıplayıp tutunmamız lazım. Burada daha iyi zıplamamız lazım. Bir şey öğrenmedim ben ama ne? Ya koşmayı öğrenmedim. Hata yapıyorum yani. Ya da buradan gideceğiz. Demek ki buradan gitmeyeceğiz. Buradan oraya zıplamamız zor gözüküyor. Kamerayı çevirelim. Burada galiba bir şey daha öğreneceğiz. Asıl tutuyorlar. Köstebek ne bilir ki dedi zıplamayla ilgili. Alıyor işte.
double jump'ı verdi burada bize. Aa, bu da şey. Güzel. Kuşun bayağı faydası var bize. Şu ağaçtan gidelim, o şeyi alalım. Burada mıydı? İki tane kaldı. Bakalım iki tane daha alırsak ne olacak? Kuşumuz bayağı faydalı ya. Burada ne yapacağız? High jump mı? Aa. Yanlış tıkladık. Yayınlarda da oynayabiliriz bu oyunu. Hiçbir zaman yetişmiyor. Double jump'a devam edeceğiz biz. Aa, yetişemiyoruz buraya. Biz herhalde sonra geleceğiz. Bakalım burada ne öğreneceğiz? Ha, bu kamera. Buraya evimiz herhalde, geldiğimiz yer. Bakalım bir şey var mı? Şimdi bile çoğu oyundan iyi grafiği ya. Her şeyi öğrendik gibi. Burayı bu sefer aşabilecek miyiz? Gizli bir şey bile aldık. Man of extra life diyor. Woo!
başlıyoruz. Ekranı çevirmiyor. Ha, burada öldürmüştük şeyleri. Burada çeviriyor mu? Sanki şuraya gitmedik. Geldik vallahi. Kutuyu kurtarmaya gidiyoruz. Düşme lütfen. Hayda. Burada ne yapacağız? Oraya tövbe yetişmez ya. Aa. Çok kötü. Neyse. Geçelim başka bir oyuna. Evet. Sıradaki oyunumuz Body Harvest. Aslına bakarsanız bu oyunla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Bu Nintendo oyunlarını araştırırken öğrendim. GTA'nın yapımcıları daha DMA Design'ken bu oyunu yapmışlar. Birazdan anlayacaksınız zaten, benzer yönleri göreceksiniz. Tabii bu oyun 3D GTA'lardan önce. İlginç bir oyun ya, Body Harvest. Sonradan Rockstar North olmuş. Orada Yunanistan diyor. Şöyle bir karakterimiz var. Bakalım burada ne olduğunu anlayabilecek misin? Köye bir git diyor. Hadi bakalım. Bu oyun mesela sonuna kadar oynanıp bitirilebilecek oyunlardan biri. Çok ilginç çünkü. Araçlara binebiliyoruz. Bunda. İstediğimiz her araca binebiliyoruz. Köye geldik bakalım. Aha. Düşman geliyor. Uzaylı böcekler. İlginç ya. Bizi ateş ediyor. Çekil be. Galiba oraya hedef alamıyoruz. Abi sıkıntılar var. Kameralarda. Çok da yokmuş gerçi. Biraz oynanışta alışmak gerekiyor. Ya ben ne tarafa dönersem o tersine dönüyor. Üstüme doğru geliyor gördüğünüz gibi.
Ayda. Çıkmamız lazım buradan. Patlayacak çünkü. Öyle daha iyiyiz biz. Hedef alması falan fena değil aslında. Hayda. Gördünüz mü? Baloncuklar çıkıyor. Aracımızı kaybettik yalnız. Kamera da böyle iyi aslında. Şimdi bu abiyle konuşacağız, bize köprüyü açacak. Kendisi açmıyor da bize açmayı öğretiyor. Yani zamanı için çok iyi oyun. Oh, aracımıza da bindik. Burada insanları ateş edebiliyoruz veya ezebiliyoruz onları. Böcekleri de ezebiliyoruz bu arada. Küçük olanlarını. Bunu çabuk öldürmemiz lazım. Bak ya, kıtlıyor bizi vallahi. Yeni bir dalga varmış bu arada bu şu tarafta. Bu kontrollere biraz alışmak gerekiyor ya. Köylere saldırıyor bunlar. Heh, şimdi öğrendim. Buradan vuramıyoruz onu. Hayda, gördünüz mü nasıl yedi? İnsanları yiyorlar bir daha adiler. En iyisi buradan çıkalım ya. Yani. Abi beni yine geldi, kıtladı ya. Şeyi de bitirdik. Bunu alalım bari. İnsanlar bizle konuşuyor mu? Ona bakalım.
Buradan aşağı atlayacağım. Ha, yüz diyor. Haritada yüz diyor be. Hadi Harvest böyleydi. Geçelim başka bir oyuna. Nintendo 64'te oynamak isteyip de oynayamadığın, yıllarca emüle bile edilemeyen oyun hangisi derseniz, Castlevania 64. İlk ve ikinci oyunu. Yani zamanın PC'leri pek çalıştıramıyordu Castlevania'yı. Zelda bile emüle edildi, Castlevania edilmedi. Castlevania aşkın nereden geliyor diyorsanız cevabım şu olacaktır. Tabii ki Symphony of the Night. Onu oynayıp bitirdikten sonra bütün Castlevania oyunlarına merak sardım ama 3D'ler pek beni mutlu etmese de fena oyunlar değildi. Dinledi bakalım. Bu arada İlginç bir şey. Nintendo 64'de hiç Metroid çıkmamış. Geri yalan. Çünkü Nintendo 64 kontrollerinin ne uyduramamışlar bir türlü oyunu. Bakın bir kontroller, bir medya nelere bedel. In the mid-19th century, the province of Wallachia. In this time of peace and plenty, no one foresees the return of ancient horrors. But the old legends. PlayStation'daki oyunları ben zamanında oynadığımda pek beğenmemiştim bu 3D Castlevania'ları ama sonradan baktım fena oyunlar değilmiş. Bunları da oynamak istiyorum. Neler oluyor? Tabii kontrollerleri 2D, 3D oyunlara uyarlamak gerçekten zordu o zamanlar. Tek analoglar özellikle. Hayda. Son nefesini vermiş bu köylü dedi. Şimdi iskelet canlanacak. Castlevania 64'ü biraz oynadım ben. İki oyunu da oynadım. Aksiyon platform. Abi Castlevania zevkini vermiyor ama Symphony of the Night ya da Castlevania'dır yani. Kemiklerinizi kırarım. Gelmeyin bana. Oh, kafası koptu. Özellikle bu oyunu dergilerde falan gördüğümde istiyordum oynamak. Yabancı dergilerde. Yani iyi bir oyun aslında. Bunları almanın tuşu var herhalde. Hemen kayboluyorlar. Eğilip mi alıyor? Ya da biz kullanamıyoruz yani onu. Burada Tomb Raider mekanikleri diyebileceğimiz mekanikler. Alma tuşunu bilmiyorum valla şu an. Şu an için bilmiyorum yani. Keşke öğrenseydik. Bunu almamız lazım mesela.
Belki de şu aşağı mı? Aa, şunu unuttuk. Ha, tamam. Şimdi öğrendim. Hep bu Nintendo'nun acayip kontrolleri yüzünden. Aslında AliExpress'te Nintendo 64 kontrolleri satılıyor, USB'de. Acaba iş görür mü hiç bilmiyorum. Belki oynayan vardır. Yazsın yorumlara. Çağına satıyor, şeyimiz yok. Demiyoruz. Tekrar çıkmış. Hedefleme olması lazım bir de. En önemlisi. Bıçağı nasıl atıyor? Aşağı yapınca. Burada kapalı. O zaman ne yapıyorduk burada? Bunu hatırladım, iyi ki yoksa vallahi arar durdum. Hayda. Şahane bir boss. Yok yok, bu iyi oyun. Açıyor bizi. Silahlarımız var. Hala bize vuruyor ya. Yani. Kafası yok. Aa. Açtı vallahi. Bir daha buluşacağız senle diyor. Evet, Castlevania'da bu kadar olsun. Bu canlı yayınlarda oynarız. Evet, sıradaki oyunumuz Resident Evil 2. GameCube'un 32 MB kartuşuna nasıl sığdırmışlar Resident Evil'i, gelin bakalım. Zaten videoların düşük çözünürlüğünden anlıyorsunuz. Leon ve Claire. İkisi bir arada. Claire'i seçelim hadi. Violence. Bir de violence ayarı var bunda ki çocuklar düşük şeyle oynasın diye, kan blood kalır. Vay be, görüyor musunuz? Sanki mavi olunca daha sevimli oluyor kanlar.
A bizarre incident occurred in the outskirts. Böyle bir canım çektiresin devrik ya. Raccoon City. Yalnız altyazı yok mu bunda? Altyazı, üst yazı. Oo, mükemmel bir çözünürlükte görüntüler. Valla Nokia 3210 bile daha iyiydi. Hemen geçelim şimdi. Aa, gayet iyi yalnız. Oyun gayet iyi. Kaçmamız mı gerekiyor acaba? Kaç kızım. Vallahi iyi yapmışlar. Burada bir yere giriyor muyduk be? Bayağı çözünürlük düşük ama. Yani PlayStation 2'deki gibi değil. Yine de 32 MB kartuşa çok iyi. Aha. Yani şapayla girdik. Bu grafikler iyi gayet. Who are you? What are you doing here? Don't shoot. I'm a human. Karakter modellemeleri iyi de mekanlar falan çok kötü ya. Sorry about that, babe. Sorry about that, babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Seni onlardan sandım. Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Yani ben Nintendo'ya Street Fighter Zero'yu nasıl sıkıştırdılarsa Nintendo 64'ün o maksimum 32 MB'lık kartuşuna da Resident Evil'i böyle sığdırmışlar. Karakter modellemeleri gayet iyi ama maalesef geri kalan her şey kötü. Hayda, adam öldürdüler galiba. Bizim şeyimiz yok. Oğlum ne çabuk bitti ya. Acaba içeride handgun var mıydı? Ya bir girelim bakalım içeride neler oldu. Böyle Resident Evil 2 oynayasım geldi bu arada. Olabilir, hiçbir şey yok mu ya? Aman tanrım. Zombiler. Bıçağımızı alalım. Peki. Tamam. Silahımızın bitmesi çok kötü yalnız. Daha burada. Ha, orası açıldı. Biz oraya gideceğiz. Buradan da gun balıtı aldık. Hemen bir ekip yapalım. Reload'umuzu da yaptık. Fena oyun değil Beres'in devli ki. Hayır, hayır, hayır. İşaretleme bir şey yok mu ya? Kafalarına sıkmamız için. Bu sefer öldüler herhalde. Şimdi hayvayı yedin evren. Kaç. Kaç buradan. Aman tanrım. Evet, gördüğünüz gibi karakter modellemeleri gayet iyi ama gerisi çok kötü PlayStation'a göre. Evet, Pilot Wings yine Nintendo'nun meşhur oyunlarından biri.
de fazla oynama imkanım olmadı ama bakalım nasılmış. Bunu üçünden birini seçebiliyoruz galiba. Bu ne biçim adam? Şu iyi gibi ya, Goose. Yarış galiba. Aa, bayağı iyi. Aman tanrım. Beceremedik galiba. Training lazım. Bir de resim falan çekiyor. Hiçbirini istemiyorum abi. Nasıl düşmüşüm? Hadi bir daha deneyelim. Acayip düşüyor birden speed ya. Niye böyle oluyor? Hala anlamadım bu oyunu. Tekrar deneyelim. Ama bu resim çekme. Kontroller tam tersine. Gibi. Evet, bu sefer bayağı ilerledik. Allah. Ne biçim oyun ya. Bunu da yapsaydık iyiydi. Aha. Ha, land yapmayı da öğrendim ama abi hiçbirini istemiyorum. Lütfen beni tekrara götür. Bu land hızı ne arttırıyor peki? Değişik bir oyun ya. Niye tükürüyoruz? Aa, şimdi öğrendi. Kızı alçalıp yapıyoruz. Ama kontrolümüzü kaybettik. Hızlanmayı öğrendim ama bu sefer de hızlanacağım, bakın sonra yukarı kalkacağım. Oo. Yani böyle böyle yapacağız. İlginç. Yukarı aşağı. Harbiden değişik oyun ya. Allah, çok ilginç. Bunu öğrenmem lazım bir. Siz de deneyin. Geçelim başka bir oyuna. Evet, sıradaki oyunumuz Wave Race. Bu sporları oyunu. Deneyelim bakalım. Oyunu çok görürdüm. Konsol satan dükkanlarda. Bir sınalım bakalım. Select your watercraft, please.
Birinciyi seçelim. Welcome to Dolphin Park. Warm up time. Follow that dolphin. Çok güzel. Neredeyiz yalnız? Yol nerede bilmiyorum. To start racing, select start the race from the pause screen menu. Çok güzel yapmışlar ya. Bu oyunları yapan Nintendo ekibi belki de Nintendo'yu kurtardı yani. Wii'de GameCube, Wii'de özellikle. Taklattım ama çok kötü düştük. Hadi bakalım. Race'e başlayalım yarışa. Welcome to Sunny Beach. Aman tanrım. Çabuk içeri girmemiz lazım. Kaçırdık. Bayağı da hızlı. Hayır. İlla onların olduğu yerden geçeceksin yani. Sorry, you didn't accumulate enough points to move on to the next round. Better luck next time. Vay vay vay. Come back. Try again. Olur. Welcome to Sunny Beach. Get ready for the first race. 3, 2, 1. Burada hep şaşırıyorum yani. Şunları kaçırdı mıydı bitiyor iş. Güzel oyun. Evet, sıradaki oyunumuz Super Smash Bros. Smash Bros'un ilk oyunu daha doğrusu. Tam Nintendo'ya uygun bir dövüş oyunu. Oynanış basit. Street Fighter'daki, Mortal Kombat'taki gibi, Tekken'deki gibi özel hareketleri bilmenize gerek yok. Sadece yumruklara basın, tekmelere basın ve eğlenin. İşte Super Smash Bros'u o yıllardan bu yıllara taşıyan sihirli formül. Training'e girelim hadi. Samus'u seçeceğim. Abi Samus oyunda var, makinede yok ya. Yani. Hmm.
Gayet iyi oyun abi. Bizim komamız nasıl böyle? Bir tekme. Asıl tutma var mı? Var. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Mekan da çok güzel. Bombolar neler onlara bakalım. Tam Samus bu ya. Gidelim normal battle'a bakalım. Becerebilecek miyiz? Arkede. Birkaç yüz seçelim. Elektrik veririz. Levelimiz de iyi olsun abi. Link. Hadi bakalım. Lan Link'in mekanı. Hahaha. Bu hiçbir şey yapmıyor. Easy aldık çünkü. Zevkli be. Şu... Neydi o acaba? İlk oyun bile çok zevkli. Ne oldu şimdi? Hayda. Bölümü geçtik. Bu ne be Yoshi team? Çok komikmiş. Hayır. Neredeyiz? İkisini mahvettim. O ne? Oynanış falan çok kolay. Ne güzel. Bunu alalım bakalım ne olacak. Hayır. Çok keyifli. Geçelim başka bir oyuna. Şahane. Evet, sıradaki oyunumuz James Bond 007. En çok oynanan, en çok istenen oyunlardan biri. Rare'in değilmiş bu arada, EA'inmiş. Rare'inki Perfect Dark'tı. Onu da oynayacağız. Ama James Bond'u da bayağı seviliyordu yani. Abi kontroller bu oyunlar için uygun mu? Ona bakacağız. Bu bildiğiniz PlayStation'da oynadığımızın aynısı. Biraz daha iyi grafikler tabii. Bilbao'dayız. Good morning.
Good afternoon, sir. Can I help you? The name's Bond. James Bond. Ah, Mr. Bond. We have a safety deposit box waiting for you. Bizi bekleyen bir kutu varmış. Hadi gidelim alalım o zaman. I'm afraid no one gets to see Mr. Lachaise without an appointment, sir. E var. Bizim appointment'imiz yok muymuş? Kız da güzel. Ah, Mr. Bond. We have a safety deposit box waiting for you. Nerede? Bekliyor bize bu. Burada mı? Ha, bura. Yes, Mr. Bond. Your safety deposit box is ready for you in the privacy booth. Babacım. Nerede? Ah, bu. Aha. Silah verdi bize. Para nerede? Walt'tan parayı topla diyor. Bankayı mı soymaya geldik anlamadım ki. Ha, bizi hiç bulmuyor. Şu an bulmuyor en azından. Hemen buraya ışınlanıyorlar. Good afternoon. Bond, the mission has been compromised. Hayda. Saatimiz ne güzelmiş öyle. Mission failed. Motorola. Good afternoon, sir. Can I help you? Oh, değişti. The name's Bond. James Bond. Ah, Mr. Bond. Yerini hemen işten çıkarmışlar. Waiting for you. Yes, Mr. Bond. Your safety deposit box is ready for you in the privacy booth. I'm sorry. I can't help you. Sorry to disturb you. Vault'tan parayı topla diyor. Bu nerede? Hangi? Bir alarma bastı demek. Çıkış burada. Kamera. I'm sorry, I can't help you. Sorry to disturb you. Konuşmuyor bizden. Good afternoon. I'm sorry, I can't help you. Sorry to disturb you. Çıkacağız mı buradan artık? Ha, biz çıkamıyoruz nedense. Do you have an appointment, sir? Şimdi hallettik. Excuse me, sir. Please remove your firearm. Yine aynı adam. Herhalde... Hayda geldik. I retrieved the money.
No doubt Sir Robert will be pleased to see it again. I didn't come just for the money. The report you sold King was stolen from an MI6 agent who was killed for it. I want to know who killed him. Kim öldürmüş bizim? I'm just the middleman. Ajanı. Take the money. Your last chance. Give me a name. İsmi ver. You still threaten me, even without your weapon? Hayda. Çok heyecanlıymış. Hemen gittik oradaki silahı aldık. Tam bir 90'lar kötü adamı. Yumruklarımızla hallederiz. Bana ateş etmedi de etmiyoruz. Sen de iyi adamsın. Hemen kapıyı kapatıyorlar. Buradan geldik galiba. Aa, ne oldu be? Ben orada kalmak istiyordum. Abi bize niye saldırıyor? Oha. Lan. Bond, the mission has been compromised. You better get out of there before the police arrive. Mission yine polisi öldürdüğümüz için iptal oldu. Geçelim başka bir oyuna. İyi oyun. Evet, sıradaki oyunumuz Perfect Dark. İsmail bana bu oyunun ve James Bond'un klavye ile mouse ile oynandığını söyledi. 1964 emülatörüyle. Ama ben şimdi gamepad ile oynuyorum. Hadi gidelim bakalım solo mission'a. Müzikleri falan gayet iyi. Ama dediğim gibi biraz şeyi oynamak zor. Yani gamepad ile oynamak zor. En azından Nintendo gamepad ile. Zamanı için çok 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 kaliteli bir oyun. Dergilerde reklamını çok gördüm. EG Mine lazımmış. Bu da bizde yok herhalde. Zıplama nasıl, ona bakmak istiyorum. Zıplama yok galiba bu oyunda.
olması lazım ama. Böyle yok edebiliyormuşuz. Roma açıldı. Bu bizim arkadaşımız mıydı acaba? Fena da oynanmıyor bu oyun ha. Kontrollerle biraz alışmak lazım tabi. Şu anda biz neredeyiz? Klavye, mouse'la çok 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 daha iyi bir oyun. Eğilme var mı? Eğilmemize gerek yok. Bitti galiba. Bu. Buraya girdiğimize göre buradan bir yere gideceğiz yani. Diyor olmamız lazım. Ha bura. Hedefleme işi bunda zor. Onu söyleyeyim. Ama oyun iyi oyun. Başka bir yere gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz gibi. Ha buralar var. Buralar hep aynı yerler yani. Aynen. Aşağı mı düşeceğiz, ne yapacağız? Hey, you. Ne ateş ediyor bize? Bu tip oyunları sevmememe rağmen beni bile oyunda tuttu. Gayet iyi. Kim o bizi ateş eden?
Bunlar mı hatırlıyor bu ya? Oha. Şurada bir bilgisayarda bir şey var mı diye bakıyorum, yok herhalde. Hala şeye alışamadım. Silah değiştirmeyle ateş etme. En iyisi bu rapid fire. Burayı temizlemişiz zaten. Buraları da temizledik hep. Nereye kaldı? Doğru dürüst bir map'imiz olsa. Geziyoruz, dolaşıyoruz aynı yerlerde. Buralı... Buradan atacağım kendimi şimdi. Aşağı ineceğiz herhalde. Nereye gidiyoruz? Aha. Bu oyun be. Müzikleri falan. Buradan gidiyoruz herhalde, şuradan. Must be around there somewhere. Confirmed.
Evet, bölümü geçtik. Abla da büyümüş. Çok güzel oyun. Evet, unutulmaz Nintendo 64 oyunları videomuzun son oyunu tabii ki Legend of Zelda. Bu oyunu nasıl anlatmalı bilmiyorum. Yani tarihin en iyi oyunlarından biri. Oyun tarihinin Ocarina of the Time da iyi. Mask of Majora da iyi. Yani yıllar önce internette ilk tanıştığımda, o zamanlar 1-2 sene içinde falan Nintendo 64 emülatörleri ve ROM'ları piyasaya düşmüştü. Tabii çok zor indiriliyordu o zamanlar. Ben 56K modemle 20 MB'lık bir Zelda dosyasını 3 saatte indirdiğimi bilirim. O da şansınız yaver giderse. Ve çok da yavaş çalışıyordu o zamanlar. Zelda'yı hiç oynamamış varsa mutlaka oynasın. Ben de yayınlarda bitirmeyi düşünüyorum. Ama ne zaman? Keşke şunların doğru düz bir sürümleri Steam'e gelse ama. Nintendo'nun öyle bir niyeti yok. Zelda'nın hikayesi bilindik. İlk önce kılıcımızı buluyoruz. Sonra kalkanımızı buluyoruz. Ve maceralara atılıyoruz. Gördüğünüz gibi bunda da modelleme, karakter modellemeleri çok güzelken mekanlar biraz yani resim olarak kötü. Ya görüyor galiba. İlk 3D Zelda oyunu Legend of Zelda. Ocarina of the Time. Zelda'yı kaçırıyorlar. Bunun kötü adamı kimdi? Ganondorf muydu? Navi bizim perimizin ismi. Navi the Fairy. Okri Forest'a gidelim bakalım. Çok derin bir oyun bu. Geniş. Castlevania ile birlikte Nintendo'da, o zamanlar Nintendo sahibi olmamın istememin nedenlerinden biri de Zelda'ydı tabi. Müziklerin güzelliğine bak. Hey!
Tabi oyunun hayranlar oyunu daha iyi hale getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tek başına Super Mario 64'ün ve Zelda'nın daha iyi çözünürlüklü halleri de var. Tek başına oynanan. Emülatörden bağımsız. Hadi uyan artık, uyan. Tahta yata. Alo. Bizimki üşüyor. Tembel. Ayrılın kaderi senin gibi tembel bir çocuğun elinden yıkılan diyor. Burada itiraf edeyim. Çocukken Zelda'yı oynattığımız karakter sanıyordum. Meğersem Zelda prensesin ismiymiş. Zelda diye de dizi vardı. Zelda teyze diye. O zamanlar CNBC'de miydi neydi? Allah Allah diyordum, bu çocuk kıza da benzemiyor ama niye kız ismi vermişler? Be bak ya. Şöyle bir ekranımızı döndürelim. Gerçek bir kokiriymiş. Evet. Böyle bir gezeyim. Zıplayayım, atlayayım. Bak, kılıcımız yok. Böyle bir mekanı göstereyim size. Uğraşılacak bir sürü şey var. Bu da yayınlarda bitirmeyi düşünüyorum ama dediğim gibi ne zaman olur bilinmez. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve retro evreniyle kalın.